Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda toprak altında göremediğimiz için ayçiçek, domates, mısır gibi mahsullerdeki hasarlarını başka nedenlere bağladığımız ve patateslerin yumrularını yiyerek zarar veren tel kurtlarından doğal olarak nasıl kurtuluruz konusunu görelim. Tel kurdu, toprak altında yaşayan ve ters çevrildiğinde çıt diye bir ses çıkartan erginlerin larvalarıdır. Bazı bölgelerde takla böceği diye de adlandırılır. Bu larvalar 5 yaşındayken toprak üstüne çıkar ve genelde 2 veya 3 yaşındayken zarar verir. Toprak altında 5 nesil bir arada bulunabilir. Ergin halindeyken çok fazla bir zararı olmaz. Bizim için en büyük tehlike bu 2 ve 3 yaşındaki larvalardır. Tel kurtları toprak altında dikey olarak 2 metrelik derinliğe kadar çok hızlı inip çıkabilir, ancak yatay olarak 10 santimetre civarında hareket kabiliyetleri vardır. İşte biz de bu özelliğini kullanarak mücadele edebiliriz. Mücadele edilmezse ciddi zararlar veren tel kurtlarının daha çok 1 yaşındakiler ayrık otunun kökünde yaşamayı sever. Bahçenizde ayrık otu varsa bir dirgen yardımıyla köklerini yavaşça kaldırın ve kökün etrafında toplanan tel kurtlarını tek tek ayıklayın. Tuzaklama için bir patatesi ikiye bölün ve çok derin olmayan bir çukura koyun. Bu çukurları bahçenin farklı yerlerine de yapın. 2-3 günde bir bu çukurları açarak tel kurtlarını temizleyin. Aynı şekilde havuçta koyabilirsiniz. Ayrıca buğday, arpa gibi tahıllardan birer avuç çukura koyun ve 14-15 günde bir çukuru açın, tel kurtlarını toplayın. İsterseniz bir pet bardağın yanlarını delin, toprak hizasında gömün ve içine patates veya havuç parçaları koyun. Üzerine saman veya otlar koyun. Arada bir bu bardakları çıkarıp içindeki tel kurtlarını toplayın. Hardal, koza veya kanola gibi tohumların küspesi, böcekler için toksit olan gazlara parçalanan glikozinolatları serbest bırakarak bitkileri tel kurtlarından koruyabilir. Bu uygulama için fide çukurlarına veya patates dikerken çukura bir avuç tohum küspesini toprakla karıştırmak yeterlidir. Bunların hiçbirini yapmadınız ve fidelerinizi diktiniz. Şimdi acaba tel kurtlarına nasıl bir çözüm bulabiliriz diyorsanız, burada size farklı bir bitki koruma infüzyonu anlatacağız. Bu infüzyon için kırlangıç otu kullanacağız. İsterseniz sütlenle de yapabilirsiniz. Ancak kırlangıç otu daha etkilidir. Kırlangıç otunun içindeki kimyasallar tel kurtlarının daha aşağılara kaçmasına neden olur ve burada beslenemeyeceği için bitkilerimizi rahatsız edemezler. Kırlangıç otu ormanlık alanlar, dere kenarı ve dağların tepelerindeki alpin çayırlarında görülür. Kırlangıç otuna Anadolu'nun farklı yerlerinde temre otu veya kına otu denildiği de olur. Tıbbi kullanımları olan bir ottur. Çok faydalı olan bir ottur, ancak zehirli bir ottur. Kök suyu alerjiktir ve felce neden olabilir. Doğru kullanımlarını bilmiyorsanız uzak durun. Kırlangıç otu infüzyonumuzu şöyle hazırlıyoruz. Bir kabın yarısına veya biraz daha fazlasına kırlangıç otlarını isterseniz biraz parçalayarak koyun. Üzerine su ilave edin ve 7-8 gün bekletin. Ortam soğuksa 10 gün bekletilebilir ve sonuçta kahverengi bir bulamaç olur. Bu infüzyondan 1 litre alın. 1 litrede
kül infüzyonundan alın ve 8 litre temiz su ile karıştırın. Bu karışımdan 1 litre bir köke gelecek şekilde dökün. Bu işlemi Mayıs ayından itibaren her 15 günde bir yapın. Ancak bu karışımda kırlangıç otundan gelen yüksek azot olduğu için sezonun ortalarından sonra kullanmayın. Son olarak şu bilgiyi de verelim ve videomuzu tamamlayalım. Tel kurduğu larvaları serin toprakları tercih eder ve sıcaklıklar yükseldiğinde daha derine iner. Toprak ısınana kadar yumru kökleri ve soğanları dikmeyin. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.